Havakent bilimin yanında. Nazi Almanyası'nın bilimsel olarak ne kadar gelişmiş olduğu herkesin malum. Tıptan mühendisliğe, hatta uzay araştırmalarına kadar sayısız alanda dünyanın en parlak zihinlerinden bazıları o dönemde gerek isteyerek gerekse başka çaresi olmadığı için inanılmaz gelişmelere imza atıyordu. Ve o gün gelip 2. Dünya Savaşı'nda Almanya en nihayetinde alt edildiğinde tarihteki eski usul savaşlarda olduğu gibi bir ganimet söz konusu olmuştu. Bu ganimeti paylaşmak içinse iki büyük dev, Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri sıraya girecekti tabii. Fakat bu konuda sanırım Sovyetler başka konularla meşgulken Amerika Birleşik Devletleri bir miktar daha elini çabuk tutmuş ve en değerli hazinelerin üzerine konmuştu. Bahsettiğimiz ganimet ise bilimsel mirastı. O parlak zihinler. Zaten Yahudi kökenli birçok isim savaş öncesinde Amerika'ya sığındığı için orada oluşan bilim topluluğunun da savaş sonrasında Almanya'da bulunan bilim insanlarının Sovyetler yerine Amerika'yı tercih etmesinde etkisi olmuştur. Bu şekilde sayabileceğimiz birçok bilim insanı arasında bir tanesi özellikle Amerika'nın ve tüm dünyanın kaderini değiştirecek bir isimdi. İnsanlığı Ay'a götürecek. Öncesi ve sonrasındaki sayısız uzay görevini mümkün kılan roketlerin babası. Tartışmalı bir figür olmasına rağmen kimsenin itirazı olmayacak şekilde müthiş bir dahi olan bir isim. Werner von Braun. Bugün onun hikayesini dinlerken o dönemin soğuk savaşa ve uzay savaşlarına uzanan siyasi, sosyolojik, bilimsel ve tarihi atmosferini de birlikte soluyacağız. Tüm tartışmalarıyla, çığır açan keşifleriyle, bıraktığı inanılmaz miras ile roketlerin babası Werner von Braun'un hikayesine hoş geldiniz. Aslında Amerika'nın von Braun başta olmak üzere birçok ismi ülkesine şartsız kabul etmesinin temel nedeni savaş sona erdikten sonra özellikle Nazilerin savaş teknolojilerinin ne kadar gelişmiş olduğunu görmesiydi. Bu teknolojiyi üreten zihinleri her ne pahasına olursa olsun istiyordu. Burada her ne pahasına olursa olsun vurgusunu yapmamın sebebi özellikle Werner von Braun özelinde şu. Von Braun bizzat kendisi Nazi Partisi'nin bir üyesiydi. Yani Amerika tüm uzay programını, bilim ve teknoloji altyapı bir Nazi'ye teslim edecekti bir anlamda. Bu videonun sonunda bunun nasıl bir hamle olduğuna birlikte karar verelim isterseniz. Şimdi birçok dahi hikayesinde sıfırdan yükselme hikayesiyle karşılaşırız. Von Braun'un hikayesi ise tam tersi. Von Braun hayata müthiş bir avantajla başlayanlardan. İmrenilecek cinsten. Tam adıyla Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun. İsminin heybetinden de anlaşılacağı üzere Orta Çağ Avrupa'sının kraliyet soyundan geliyor. Freiherr bildiğimiz baron demek zaten. 23 Mart 1912'de bugün Polonya topraklarında bulunan Wirzysk'te doğan von Braun'un ailesi oldukça zengindi haliyle. Babası Almanya'da Philipp Scheidemann'ın 9 Kasım 1918 tarihinde Cumhuriyet'in kurulduğunu ilan etmesiyle başlayıp 30 Ocak 1933 tarihinde Adolf Hitler'in şansölye olmasına kadar süre gelmiş dönemin Alman İmparatorluğu Weimar Cumhuriyeti'nde Tarım Bakanlığı yapmıştı. Annesi Emmy von Quistorp ise doğrudan kraliyet soylarından geliyordu. Hatta tek bir soy bile değil. Fransa Kralı 3. Philip, Danimarka Kralı 1. Valdemar, İskoçya Kralı 3. Robert ve İngiltere Kralı 3. Edward'ın tamamıyla soy bağı bulunan bir asilzadeydi. Bu nedenle Sigismund ve Magnus isimli iki erkek kardeşi de bulunan von Braun'un çocukluğu bu ayrıcalığın tadını çıkararak geçecekti. Annesi henüz çocukken ona bir teleskop hediye ettiğinde ise astronomiye ilgisi başlamıştı. Piyano ve cello dersleri alıyor, özellikle piyanoda Beethoven ve Bach'ın eserlerini ezbere çalabilecek kadar da yetenekliydi. Dönemin en önemli orkestra şeflerinden Paul Hindemith'ten dersler almış ve hatta birkaç eser de bestelemiştir von Braun sonrasında. Gönderildiği yatılı okulda ise tüm bu ayrıcalıkların ötesinde doğuştan gelen bir yeteneği olduğu çok belliydi. Özellikle matematik ve fizikte çok başarılıydı ve küçüklüğünden beri uzay yolculuğu ile çok ilgiliydi. Zaten eğitim hayatını da bu yönde ilerletecekti. 1932 yılında bugün Berlin Teknik Üniversitesi olarak bildiğimiz üniversiteden makine mühendisliği bölümünden mezun olacaktı. Doktoraya başladığında ise yine uzmanlık alanı roketler ve özellikle roket yakıtları üzerineydi. Bu parlak zihnin farkında olan Alman ordusu bu çalışmaları için özellikle sıvı roket yakıtı üzerine çalışma yapması durumunda tüm finansmanı ve gerekli desteği sağlayacağını söylemişti.
Bu tekliften ve von Braun bu alanda çalışmaya başladıktan sadece 2 yıl sonra Hitler şansölye olmuş ve von Braun'un çalışması da yeni yönetim için hayati bir önem kazanmıştı. İkinci Dünya Savaşı henüz söz konusu değilken, Almanya Peenemünde'deki Alman Ordu Roket Merkezi'nde fırlatma ve savaş başlığı balistiği üzerine çalışmalar yürütüyordu. Onunla birlikte çalışanlar ise von Braun'un sürekli bu çalışmaları ve araştırmalarını uzaya insanlı araçlar göndermek için kullanmak istediğinden bahsettiğini söylüyorlardı. Von Braun 1939'da Nazi Partisi'ne, partinin tırnak içinde teşviki üzerine üyelik başvurusu yapacak ve ardından 5.738.692. üye numarası ile üye olacaktı. Fakat kendisinin de doğrudan söylediği üzere bu siyasi olarak desteklediği anlamına gelmiyordu. Üye olmaması durumunda Peenemünde'deki işine ve çok sevdiği roket araştırmalarına veda etmek zorunda kalacaktı. Bu konu çok tartışılsa da Nazi Partisi'nin uygulamalarına baktığımızda çok da bir tercihi olmadığını da düşünebiliriz. Zira von Braun daha sonra bazı savaş karşıtı sözleri ve roketlerin kullanımı ile ilgili dikkatsiz sözler kullanması, füze programını bilerek geciktirmesi ve bir komünist sempatizan olması nedeniyle Gestapo tarafından tutuklanacaktı. Savaş sonrasında yaptığı yorumlarda da Hitler'i hiç desteklemediğini de söylemişti. Kendisinden bahsederken hatta Charlie Chaplin bıyıklı süslü ahmak tabirinde kullanmıştı. Hatta kendisini Napolyon ve hatta tanrı sanan vicdansız bir insan da demişti Hitler için. Şimdi bu söylediklerini bir tarafa koyalım ama tartışmayı başka bir boyuta taşıyan şöyle bir durum daha var. Von Braun, Nazi Partisi üyesi olmasının yanında Hitler'in paramiliter örgütü SS'e de katılacaktı. Bir süvari olarak hem de. Hem de Heinrich Himmler'in isteği üzerine. Ki zaten Himmler'in yanında bir SS üniforması ile poz vermişliği de var. Yine kendisinin anlatımına göre Himmler'den böyle bir istek gelmesi zaten yeterliydi. Ve başka bir şansı yoktu. Ve o fotoğraf içinde SS üniformasını bir tek o gün giydiğini ve bir yıl geçmeden zaten SS'ten ayrıldığını söylemişti. Tabii tüm bu tartışmalar bir tarafa, İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde en sevdiği şeyi yapmaya, roket ve roket teknolojileri geliştirmeye devam ediyordu von Braun. Bu çalışmalarında Mittelwerk laboratuvarında bazı roketlerin üretimi için toplama kamplarındaki esirler de çalışmıştı hatta. Bir esirin söylediğine göre von Braun laboratuvarında çalışması için Buchenwald toplama kampından esirler seçiyordu. Ve sonuçta toplama kamplarından da binlerce esirin hayatını kaybettiği von Braun'un çalışmalarına dayanan bir canavar doğacaktı. Teknik adı ile Agregat 4 roketi. Biz onu V2 olarak biliyoruz. Fergen-Tungswaffe 2, yani kelime anlamı ile intikam silahı 2. Müttefiklerin Alman şehirlerini bombalamasının intikamını almak üzere geliştirilmiş bir şey. Özellikle de 1943'te von Braun'un başında olduğu Peenemünde'deki kampta roketlerin geliştirildiğini öğrenen İtilaf Devletleri 596 uçak ve 1800 ton bomba ile büyük bir saldırı gerçekleştirecekti. Mühendislerin çoğu kurtulmuş ve tesis bir şekilde ayakta da kalmıştı. Fakat von Braun'un motor tasarımcısı Walter Thiel ve baş mühendis Walter hayatını kaybetmişti. İşte bu saldırı ve diğer saldırılara karşı geliştirilen V2, tarihin ilk uzun menzilli güdümlü füzesiydi. Karman hattını geçerek uzaya çıkan ilk insan yapımı cisim de olacaktı. Çalışmalara başlandıktan sadece 21 ay sonra, 7 Eylül 1944'te İngiltere Londra'ya fırlatılacak ve ardından 3000 kez daha fırlatılacak ve toplamda 9000 insanın canına mal olacaktı. Bazı kaynaklara göre de tüm üretim süreçleri çalışan 12.000 esir de hayatını kaybedecekti. Özellikle roketlerin Londra'yı vurmasından sonra von Braun şunu söylemişti. Roketler harika çalışıyor fakat yanlış gezegene düştüler. Bu söylemiyle ilgili bir komedyen olan Mort Sahl, yıldızları hedefliyorum ama bazen Londra'yı da vurabiliyorum diyecekti. Burada bir parantez de Robert Goddard'ı açmak gerekiyor. Amerikalı fizikçi. Aslında V2'nin geliştirilmesinde von Braun'un da çalışmalarından esinlendiği çok önemli bir isim kendisi. Zaten İsveç'e atılan V2'lerden bazılarının parçalarını kendisi gördüğünde doğrudan kendi tasarımını da tanıyacaktı. Tasarımının böyle bir silaha dönüşmesi onu çok üzecekti tabii. Von Braun da V2'lerle ilgili şunu söyleyecekti daha sonra. Goddard'ın roketleri bugün ile karşılaştırıldığında çok ilkel görünse de modern roket ve uzay araçlarında kullanılan birçok parçaya ilham olmuştur. Ve V2'nin kurbanları konusunda gerçekten çok çok üzgün ve pişmanım. Fakat her iki tarafta da kayıplar vardı. Ve savaş da savaştır.
kendi vatanınız savaştaysa ülkenizin bu savaşı kazanmasını sağlamak sizin görevinizdir. Burası elbette von Braun'la ilgili düşüncelerinizi etkileyebilir. Hitler'i sevmese de bu roketin fikir babası olması sebebiyle kendisini şeytan ilan edebiliriz. Ya da başka şansı var mıydı diye de sorabiliriz. Garip bir ikilem burası. Bayağı bir tartışma da dönebilir bunun etrafında. Müthiş bir dehanın kötü ellerde dönüştüğü bir şey mi, yoksa bilerek ve isteyerek bu çalışmaları yapan şeytani bir bilim insanı mı diyeceğiz ona? Bunu daha iyi anlamak için onun hikayesinin dönüm noktasına gidelim isterseniz. Onun hikayesi 1945 yılında tamamen değişecekti. Almanya yenilecek ve başta bahsettiğimiz ganimetlerden birine dönüşecekti von Braun. Bu ganimet paylaşımında Sovyetler ve Amerika arasında bir yöntem farkı ortaya çıkacaktı. Sovyetler bu bir anlamda hain ama çok kullanışlı bilim insanlarını genellikle silah zoru, ailenin tehdit edilmesi ve benzeri yöntemlerle bünyesine katma yolunu seçmişti. Zira her ne olursa olsun asıl tehdit Amerika'ydı ve yeni dönemde üstünlüğü her ne pahasına olursa olsun ele geçirmek istiyorlardı. Ama tabii Amerika'dan bahsediyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm süreçleri gizli yöneterek zaten Almanya teslim olduktan hemen 2 ay sonra paperclip yani ataç operasyonunun düğmesine basmışlardı bile. Bu operasyona ataç demelerinin sebebi de yine operasyonun gizliliği ile alakalıydı. Amerika özellikle bazı bilim insanlarına öncelik veriyordu ve operasyonu yürüten saha elemanları ya da ajanlar bu tip bir bilim insanını tespit ettiklerinde amirlerine raporlarını sunarken öncelik seviyesine göre belirli renkte ataçlar kullanıyorlardı. İsim de buradan geliyor zaten. Bu paperclip operasyonunun detayları da filmleri aratmayacak cinsten bu arada. Dilerseniz ona da ayrı bir bölüm yapalım. 1946 yılında dönemin başkanı Truman da bu operasyona onay verdiğinde 1000'in üzerinde Alman bilim insanı Amerika'ya geçici, kısıtlı askeri gözetim ve koruma altında ülkenin yeni kurulan uzay programında çalışmak üzere gelecekti. Ve tabii bu operasyonun en değerli kazanımı da von Braun olacaktı. Burada kaderin cilvesi ise şu. Werner von Braun'u Amerikalılar çok iyi tanıyordu zaten ve hatta Amerika'nın kara listesinin en başlarındaydı. Fakat işte von Braun'a geldiğimizde ise artık bir karar vermesi gerekiyordu. SS subayları da başlarındaydı. Ellerini kollarını sallaya sallaya da bir yere gidemeyeceklerdi. Ve bir gün Werner von Braun'un yine kendisiyle çalışan kardeşi Magnus von Braun bulundukları köye bir grup Amerikan askerinin geldiğini duyunca bisikletine atlayıp yanlarına gidiyor. Ve İngilizce olarak şunları söylüyor. Benim adım Magnus von Braun. Kardeşim V2 roketini icat eden kişi ve biz teslim olmak istiyoruz. Ve von Braun'un Amerika macerası da böylece başlayacaktı. Şimdi von Braun'un V2'si elbette bilimsel açıdan CV'sindeki en büyük başarısıydı. Fakat onun hikayesini bambaşka yere getirecek ve bugün roketlerin babası unvanını kazanmasını sağlayacak ve belki de ismini temizlemesini sağlayacak tüm gelişmeler Amerika'daki kariyerinde gerçekleşecekti. Tabii önce çok önemli bir sorunun çözülmesi gerekiyordu. Von Braun'un Naziliği. Amerika yetkilileri gerekli müdahaleleri yapıp bu değerli hazineden faydalanmak için onun geçmişinde onu Nazilere bağlayan detayları sileceklerdi. Bu şekilde bir anlamda çalışma izni alabilecekti. Ama tabii bu bazılarının kulağına da gidecekti. O zamanlar Amerika'da bulunan bazı Yahudi kökenli bilim insanları. Misal Albert Einstein. Evet, Einstein von Braun'un Amerika'ya geldiğini ve üstelik Amerika için çalışmaya başladığını duyunca bundan duyduğu hayal kırıklığını gizlemeyecekti tabii. Neyse, buradaki ilk yılları da aslında önceki uzmanlığından çok farklı geçmeyecekti. İlk etapta V2'deki uzmanlığının da etkisiyle Amerika ordusunda bu tasarıma dayanan balistik füzeler üzerine çalışacaktı. Fakat bu füzelerle ilgili çalışmaları en nihayetinde çocukluk hayali olan uzay yolculuğu için roket geliştirmeye götürecekti onu. Yine Amerika ordusunun gözetiminde von Braun, Redstone fırlatma test sahasının tasarımında ve ünlü Jüpiter füzelerinin tasarımında çalışacaktı. Bu Jüpiter füzeleri bize de yabancı değil bu arada. Küba füze krizinde Amerika bu füzelerden ülkemize de yerleştirecekti. Von Braun ardından Juno 2 ve Saturn 2 araçlarının tasarımında da önemli rol alacaktı. Ama onun gözü tabii çok daha yüksekteydi. Artık önceki hayatından çok daha özgür bir çalışma ortamına sahip olan von Braun, insanlı roketlerle ilgili çalışmalarını
farklı dergilerde yayımlamaya başlayacaktı. Bununla da kalmayacak, bir uzay istasyonundan bahseden ilk insanlardan biri olacaktı. Dünyanın yörüngesine yerleştirilecek ve uluslararası ekiplerin çalışmalar yapabileceği bir uzay istasyonu tasarımı da vardı von Braun'un. Bunun da ötesine geçip aslında insanlığın Ay'a bir kalıcı üs kurabileceğini de teorileştirmişti. Ve bunun da ötesinde Mars'a da insanların gönderilebileceğini ve ikinci bir üssünde buraya kurulabileceğini söylüyordu. Zamanının gerçekten çok ötesinde düşünebildiğinin göstergeleri bunlar. Ve tabii bu düşünceler bilim kurguya da ilham olacaktı. Kült 2001 Bir Uzay Macerası filminin de ilham kaynaklarından biridir kendisi. Ve von Braun elbette gerçek hayatta da bir dönüm noktası ile hayati bir konuma geçecekti. Von Braun ilk etapta dünya yörüngesine yerleştirilebilecek bir araç tasarımı sunmuştu orduya. Fakat o an için bunun çok da gerekli olmadığını düşünmüştü yetkililer. Fakat 1957 yılında Sovyetler bir anda dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'i dünya yörüngesine yerleştirdiğinde Amerika neye uğradığını şaşıracaktı. Bu aslında von Braun açısından da biraz hayal kırıklığı yaratacaktı. Zira asla aklından geçirmediği Sovyetler Birliği'nde Sergei Korolev isimli başka bir dahi tüm özgürlüğüyle müthiş işler başarıyor ve onun hayalini gerçekleştiriyordu. Ve bu olayla tarihi uzay yarışının fitili de ateşlenecekti. Yetkililer von Braun'a gidip hemen "Senin şu tasarıma bir daha bakalım mı?" dediler tabii. Bununla da kalmayıp Sputnik 1'in üzerinden henüz bir sene geçmeden tamamen bu çalışmalara özel bir birim kuracaklardı. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ni, yani kısaca NASA'yı. Von Braun da bu kurumun en önemli figürlerinden biri haline gelecekti. Ve Marshall Space Flight Center'ın yönetimi de kendisine verilecek. Ve von Braun öncülüğünde insanın Ay'a ayak basmasını sağlayacak Apollo görevlerinin arkasındaki Saturn roketlerinin tasarımı da burada. Werner von Braun öncülüğünde gerçekleşecekti. Ve haliyle çocukluk hayali de kendisinin başlattığı program sayesinde insanlığın Ay'a ayak basması ile gerçek olacaktı. Bunun da ötesinde von Braun uzay yolculuğunu popülerleştirmek için de dergilere makaleler yazmış. 1948'de yazdığı bir bilim kurgu kitabını yayımlatmaya çalışmıştı. Ama herhalde çok başarılı bir kitap değildi. O yüzden 18 yayın evinden red almış. Ve hayatı boyunca da yayımlanmamıştı. Bu kitap 2006 yılında Project Mars: A Technical Tale ismiyle sonunda yayımlanacaktı. Bununla birlikte Walt Disney ile de çalışmış ve 1955'te birlikte Man in Space isimli bir program yayımlamış. Ve 42 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak tarihe geçmişti. NASA ile sonunda Apollo programlarına ilginin ve desteğin azalması ve türlü anlaşmazlıklar sonunda yollarını ayırmış. Farklı pozisyonlarda, farklı kurumlarda çalışmış. Üniversitelerde konuşmalar yapmış. Antarktika'daki keşif gezilerine katılarak buradaki bilim çalışmalarına destek olmuş bir isim ve Werner von Braun. 1977 yılında Amerika'da 65 yaşındayken pankreas kanserinden hayatını kaybedecekti. Ve eğrisiyle doğrusuyla bir hikaye de böyle sona erecekti. Ne hikaye ama, değil mi? Hayranlık, kızgınlık, üzüntü, kafa karışıklığı, büyük başarılar, savaşlar, icatlar, hatalar, mecburiyetler. Aklımıza gelebilecek tüm karmaşaya şahitlik edebileceğimiz bir hikaye onunki. Ve onun hikayesine baktığımızda doğrudan bir yargıda bulunmak kolay değil. Galiba doğru da değil. Her şey siyah beyaz değil sonuçta. Ve dönemin şartlarını da hesaba katıp bu şekilde bakmak lazım galiba. Bu roketlerin babası von Braun'un hikayesiydi. Ve her zaman olduğu gibi. Tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler. Hava Kent sundu.